NTV Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, haber bültenimizin başında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Evet, 23 Nisan'la ilgili haberlerimizi haber bültenimizin akışında sizlere aktaracağız. Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde hayatlarını kaybedenlerin sayısı 2376'ya, vaka sayısı ise 98.674'e ulaştı. İyileşen hasta sayısı ise 16.477 olarak açıklandı. Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde hayatlarını kaybedenlerin sayısı 2376'ya, vaka sayısı ise 98.674'e ulaştı. İyileşen hasta sayısı ise 16.477 olarak açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan günlük koronavirüs tablosuna göre açıklanan veriler şöyle. Toplam test sayısı 750.944, toplam vaka sayısı 98.674, toplam vefat sayısı 2376, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1814, toplam entübe hasta sayısı 985, toplam iyileşen hasta sayısı 16.477, bugünkü test sayısı 37.535, bugünkü vaka sayısı 3083, bugünkü vefat sayısı 117, bugünkü iyileşen hasta sayısı 1559. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "İstersek başarırız. Tarihimiz buna şahittir. Yeter ki düşünceli ve bilinçli hareket etmekten taviz vermeyelim. Ulaşacağımız güzel yarınlar bugün alınan tedbirler sayesinde olacaktır. Sorumluluklarımızı unutmayalım. Temas, mesafe, izolasyon." Evet, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatın kademeli bir şekilde normalleşmesi kuralların uygulanmasıyla mümkündür dedi. Bakan Koca, "Hastalık öngördüğümüz şekilde seyrediyor. Bilinçli olursak normalleşme gecikmeyecektir. Umut en doğru kelime. Fakat bu umut tedbirsizlikle tehdide dönüşmemeli." diye konuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi kademeli bir şekilde normalleşmemiz en başta sizlerin kurallara uymanız ve tedbirlere uygun hareket etmeniz sayesinde olacaktır. Yaptığımız matematiksel modellemeler ve yıllarla karşılaştırmalı olarak yaptığımız hareketlilik haritalarımıza dayanarak hazırladığımız simülasyona göre strateji belirliyoruz. Türkiye'de hastalığın seyri öngördüğümüz şekilde devam ediyor. Tedbirlerimizi de bu yönde sürdürüyoruz. Kurallara uymamız ve bilinçli hareket etmemiz ölçüsünde normalleşme takvimi gecikmeyecektir. Bayram ve sonrasında kademeli olarak normalleşme sürecine geçebilmemiz ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır. Umut şu anki koşullarda hepimiz için en doğru kelimedir. Fakat hiçbir umut tehdide dönmemelidir. Sevgili seyirciler, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Tüm çocukların bayramını kutluyoruz. Bayram nedeniyle Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından farklı kutlama programları düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, beraberindeki heyetle birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Erzincan'da kutlama törenleri düzenlendi. Koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapalı olması nedeniyle tüm çocuklar bayramı evlerinde kutladı. Bayram nedeniyle Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından farklı kutlama programları düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, beraberindeki heyetle birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Burada konuşan Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, günün anlam ve önemini ifade ederek tüm çocukların bayramını kutladı. Sevgili çocuklarımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eserimi onlara bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak." diyor. İşte Gazi Meclisi kuran ve kurtuluş mücadelemizi kazanan ve bugüne kadar canlarıyla, kanlarıyla bu vatan için mücadele edenlerin gözlerinin arkada kalmaması lazım.
hayatın kısmen durduğu, hayatı sadece evlere sığdırmaya çalıştığımız bu zaman dilimi içerisinde sevgili çocuklar, 23 Nisan'ı hep birlikte kutlayacağız. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt dışına göndermiş olduğu öğrencilere şöyle sesleniyor. Diyor ki, sizleri bir kıvılcım olarak gönderiyoruz ama daha sonra kor bir alev gibi geri döneceksiniz ve vatanımızı aydınlatacaksınız. Sevgili çocuklar, sizler evlerinizdesiniz. Ümit ediyorum ve inanıyorum ki okullarımıza kor bir ateş gibi dönüp hayallerinizi ve hayallerimizi gerçekleştireceksiniz. Bu bayramı okullarda, meydanlarda kutlamayacağız. Ama ailelerinizle doya doya bu bayramı kutlayın. Şanlı geçmişimizle övünün, geleceğe ümitle bakın ve hayallerinizi gerçekleştirmek için planlar yapın. Bu vesileyle bayramınızı kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyor, her birinizin gözlerinden öpüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Teşkilatı tarafından da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Teşkilatı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Töreni Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ayhan Doğan, Merkez İlçe Başkanı Ali Aras, Kadın Kolları Başkanı Seçil Can, Gençlik Kolları Başkanı Onur Akar ve parti yöneticileri katıldı. Parti çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Sayın seyirciler, şimdi de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle elimize ulaşan kutlama mesajlarını getiriyoruz ekranlarınıza. Sen gittin gideli içimde öyle bir sızı var ki yalnız sen anlarsın. Sen şimdi uzakta cennette meleklerle bizim düşler ağlarsın. Bugün bayram. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yazılı bir mesaj yayımlayan son başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Ali Arslan Taş, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman Burhan Çakır, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Erzincan eski Milletvekili Sebahattin Karakelle, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, Çayırlı Belediye Başkanı Atınç Bahadır, Eritreşah Medya Yönetim Kurulu Başkanı Şahrıza Dağ, Başkan Yardımcıları Birol Dağ, Erdal Albayrak, Türk Sağlık San Erzincan Şubesi ve Çağatay Mutlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladılar. Giyelim en güzel giysileri, elimizde taze kır çiçekleri, üzmeyelim. Evet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Erzincan'da gün boyunca devam etti. Belediye hoparlörlerinden çocuk şarkıları, marşlar çaldı. Çocuklar evlerinin balkonlarından kutlamalara eşlik etti ve bazı çocuklar evlerinde ziyaret edilerek hediyeler verildi. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri Erzincan'da gün boyu devam etti. Çocukların koronavirüs salgını nedeniyle, evlerinde olması nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan programla belediye hoparlörlerinden çocuk şarkıları ve marşlar çaldı. Çocuklar evlerinin balkonlarından kutlamalara eşlik etti. Çocukların belediye hoparlörlerinden çalan şarkıları ve marşlara eşlik etmeleri ilginç görüntüler oluşturdu. Thank you.
sonra İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün Başkanlığı'nda oluşturulan heyet araç konvoyu oluşturarak çocukları evlerine ziyaret ederek hediyeleri verildi. 23 Nisan doğumlu olan çocukların doğum günleri kutlandı. İnanın çocuklarımız evlerinde, balkonlarında bir önceki yıllardaki coşkunun çok daha fevkinde, üzerinde bir coşkuyla bugün Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. yılı, aynı zamanda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de coşkuyla, heyecanla hep birlikte kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle RT Şah TV'de özel programlar hazırlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve öğretmenlerin konuk olduğu programlarda günün anlam ve önemi dile getirildi. Evet sevgili seyirciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle RT Şah TV'de özel programlar hazırlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve öğretmenlerin konuk olduğu programlarda günün anlam ve önemi ifade edildi. Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan'daki bayram etkinlikleri hakkında bilgi verdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mart 1920'de bir bildirgeyle vekillerin seçileceğini söylüyor. Evet. Ve vekiller seçiliyor. 21 Nisan 1920'de günü belirliyor. Meclisin açılacağı günü belirliyor. Hafızam yanıltmıyorsa 337 vekilden o zamanki şartlar içerisinde 115 vekil ile Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış oluyor. 23 Nisan özel programına konuk olan Bilim Sanat Merkezi Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Mail Pala, 23 Nisan'ın tarihsel sürecini anlatarak eğitime ara verildiği bu günlerde öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gerçekten coşkuluyuz, sevinçliyiz, mutluyuz. Fakat tabii içinde bulunduğumuz durumdan dolayı az da olsa bir içimizde, sevincimizde bir burukluk olduğunu söyleyebiliriz. Biz normalde 100. yılı tabii çok daha farklı hayal ederdik. Evet. Yani işte normalde şu anda bizim okullarımızda, bahçelerimizde, meydanlarımızda çeşitli etkinliklerle kutlama yapmak isterdik. Sizin de söylediğiniz gibi görüyoruz ki herkes evinde, balkonlarında, evet, sosyal medyada coşkulu bir şekilde kutluyor. Belki bu yıl istediğimiz şekilde kutlamaları yapamadık ama inşallah Allah milletimize, devletimize yüzlerce yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Günü'nü kutlamayı nasip eder. İnşallah. Yani. Programa konuk olan Hayrettin Paşa İlkokulu sınıf öğretmeni Sırma Tanrıverdi ise eski 23 Nisan bayramlarının kutlanması hakkında anılarını paylaşarak öğrencilere mesajlar verdi. RT Şah TV yayın akışında izleyicilerden gelen çocukların bayram kutlama görüntüleri yayınlandı. Şimdi en önce size de bıraktığım bir ablamın ve iki abimin siyah beyaz olan bir bayram fotoğrafıyla başlamak istiyorum. Evet. Daha sonra kendi anılarıma geçiş yapayım. Tabii. Bu bayram fotoğrafı bir köy ilkokulunda, Söğütözü Köyü İlkokulu'nda. Ablamın, şu anda ekranda fotoğraf. Evet, ablamın göğsündeki bu kuşak annem tarafından el ile işlenmiş. Şimdiki gibi hazır bir giysi değil. Annemin kendi diktiği bir bayram kıyafeti. Çok özel bulduğum için bunu sizinle paylaşmak istedim. Evet. O yıllarda kıyafetler dikilip o özel günde giyiliyormuş. Giyiliyordu, evet. Hatta kendim küçükleriydim bunların. Şöyle anılarımda yer etmişti. Üç köy birleşerek yakın olan şimdiki Sütpınar Köyü, Beşsaray Köyü ve Söğütözü Köyü birleşerek ortak bir bayram kutlaması ve düğün havasında yapılıyordu. Daha sonra da mesire alanı olan, evet bunlar da ailemin fertleri, bayramdaki katıldıkları tören. Daha sonra birleşerek mesire alanı olan Beytahtı'na gidilerek bayram kutlamalarının peşine piknik yapılıyordu. Kendi halk türkülerimiz, 23 Nisan şarkıları, şiirler, günün anlamını anlatabilecek her türlü etkinliği sergileme imkanı buluyorduk. Sayın seyirciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilçelerde de coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda sosyal mesafe kuralı ön plandaydı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilçelerde de coşkuyla kutlandı. Refah ilçesindeki bayram kutlamalarına Kaymakam Eyüp Kaykaç, Belediye Başkanı Çakmak Paçacı ve kurum amirleri katıldı. Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı kutlamalar kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. İl ilçesindeki kutlamalara Kaymakam Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz ve ilçe protokolü katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Kaymakam Aytemür tarafından günün anlam ve öneminin ifade edildiği konuşma yapıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan getirilen ve Erzincan'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na yerleştirilen ailelerin çocukları için farklı bir bayram kutlaması yapıldı. Çocuklar kaldıkları yurtta ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi. Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor. Her 23 Nisan'da cımbızlaşıp coşuyor. Türkiye konuklarla kalpler sevgiyle dolsun. Dünya Çocuk Bayramı herkese kutlu olsun. Koronavirüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan getirilerek Erzincan'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na yerleştirilen ve 14 gün karantina altına alınan ailelerin çocukları için farklı bir bayram kutlaması yapıldı. 2,5 yaş. Sayın Valim 2,5 yaşında. Evet. Valimiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Deniz. Merhaba yaptım. 23 Nisan bayramı kutlu olsun. İnşallah çok güzel 23 Nisanlar görürsünüz. Teşekkürler. Hoşçakalın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar kaldıkları yurtta ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi. Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ile birlikte karantinada tutulan çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdiler. Çocuklar ise kendilerini Türk bayrakları eşliğinde oldukları şiirlerle karşıladılar. Hoş geldiniz hocamıza. Kolaylıklar diliyoruz. Sayın seyirciler, 11 ayın sultanı Ramazan ayı başlıyor. Ramazan ayı nedeniyle saat 19'da yayınlanan ana haber bülteni 24 Nisan Cuma gününden itibaren bundan böyle saat 20'de yayınlanacak. Ayrıca RT ekranlarından iftar ve sahur özel programlarıyla Hatmi Şerif yayınlanacak. RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak olan Ramazan ayı nedeniyle saat 19'da yayınlanan RT Ana Haber Bülteni 24 Nisan Perşembe gününden itibaren saat 20'de yayınlanacak. Ayrıca RT ekranlarından iftar ve sahura özel programlar yayınlanacak. Eğer bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz, gerçekten Allah'a ve ahiret gününe inanmışsanız onu Allah'a ve Resulüne götürün. Onların talimatlarına göre problemlerinizi çözün. Ayrıca Ramazan süresince her gün saat 14'te ve 24 haber bülteninin ardından Hatim-i Şerif yayınlanacak. Ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike humul muflihun. Koronavirüs salgını nedeniyle Tunceli'de tedavi altına alınan 8 hastanın tümü taburcu edildi. Evlerine gönderilen 7 hastanın ardından tedavisi tamamlanan 1 hasta da sağlığına kavuşarak hastaneden alkışlar arasında gönderildi. Koronavirüs salgını nedeniyle Tunceli'de tedavi altına alınan 8 hastadan 7'si Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerin ardından taburcu edilmişlerdi. Tedavisi tamamlanan ve sağlığına kavuşan bir hasta da hastaneden sağlık görevlilerinin alkışları arasında uğurlandı. Hastanede kaldığımız süre boyunca bize emek veren sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. 27 yaşındaki ED tedavisinin ardından ambulansla evine gönderildi. Tunceli'de koronavirüs tedavisi gören tüm hastalar sağlığına kavuşurken, Vali Tuncay Sonel hastane başhekimi nezdinde tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Erzincan ile Tunceli arasında yer alan ve birçok yaban hayatına doğal güzelliğiyle ev sahipliği yapan Munzur Dağları yeşillenecek. Bu kapsamda Tatlısu köylüleri ağaçlandırma seferberliği başlattı.
Yukarı Fırat bölgesinde Doğu Anadolu bölgesinin batısında yer alan, yerleşim olarak Tunceli ile Erzincan arasındaki platoda 130 kilometre uzunluktaki, batıdan doğuya Avcı Dağları'na doğru uzanan Muzur Dağları, Tatlısu Köyü sakinlerinin ağaç seferberliği ile yeşillenecek. Buzul gölleri, yabani türde çeşit hayvanlar, sayısız bitki ve çiçek türleri, akarsular, dereler, yaylaların bulunduğu Muzur Dağları'nı daha yeşil bir görünüme kavuşması için harekete geçen vatandaşlar Bursa Kestel'den Erzincan'a tırla 37 çeşitten oluşan 1000 adet fidan getirtti. Fidanlar, Çağlayan Beldesi'ne bağlı Tatlısu Köyü ve Muzur Dağları eteklerinde toprakla buluşturulmaya başlandı. Erkekler! Tatlısu Köyü'nden olan ve Kestel'de yaşayan Fikret Ateş ve Cevdet Kurt, Muzur Dağları'nın yeşillendirilmesi için bir proje başlattıklarını belirtti. Abi sıra elden ele geçiyorsunuz, herkes birer birer uzatıyor geliyor. Baktığımız zaman dağlarımızı çıplak görmek istemiyoruz artık. Köyümüzün içini çıplak görmek istemiyoruz. Yeşillik olmasını istiyoruz. Şu andaki iklim değişikliği nedeniyle burada da olabilir diye deneme amaçlı da bir 50'ye yakın bir ağaç getirdik. Burada olacak ıhlamurlarımız var şu anda. Mezarlıklar için mavi servilerimiz var. Çırar getirdik, meşe getirdik, erguvan getirdik. Asma söğütlerimiz var, süseriklerimiz var. Mazılarımız var. Ya ağaç çeşidimiz var. Şu anda 37'ye yakın bir ağaç çeşidimiz var burada. Bunun %80'i buraya uyumlu olan ağaçlar. Soğuk iklime uyumlu olan ağaçlar. Geri kalan ağaçlar da burada deneyeceğiz. Olursa daha başarılı bir şekilde dikimlerini gerçekleştireceğiz. Şimdi de Erzincan ve çevre illerde beklenen son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Erzincan 3.16, Erzurum 1.13, Sivas -2.14. Gümüşhane 1.5, Bayburt 2.5, Giresun 8.11. Elazığ 8.16, Tunceli 7.16, Bingöl 8.18. Malatya 7.20, Yozgat 4.11, Amasya 6.12. Kars 0.12, Van 2.14, Ağrı 5.19 derece. Dolar alış 6.94, satış 6.95. Euro alış 7.54, satış 7.55. 22 ayar altın bilezik alış 340.50, satış 343.94. Tam altın alış 2483.47. Yarım altın alış 1241.69. Çeyrek altın alış 620.64'ten işlem görüyor. ERT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Haber bültenimizin sonunda bir kez daha tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Sağlıkla kalın, evde kalın. Lütfen sevdikleriniz ve kendiniz için evde kalmaya devam edelim. Hoşça kalın.